Bilindiği üzere Kürdistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başlatılan Kürt sorununa demokratik çözüm Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyası devam ediyor. Orta Doğu coğrafyasında ve tüm dünya halkları Sayın Abdullah Öcalan'a karşı büyük bir sahiplenme açığa çıkmıştır. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün insanca bir yaşamını teminatının olduğunu bilmektedir. İmralı'da geliştirdiği paradigma ile halkların önderi haline gelmiş olması bunun kanıtıdır. İktidar da bunu bildiği için tecrit daha derinleştirip savaş politikalarına ısrar etmektedir. İşkence ve soykırım biçiminde sürdürülen tecrit sistemi artık toplumun hiçbir kesiminin kabul edilemeyeceği bir aşamaya gelmiştir. Tecrit sistemiyle toplumun barış hakkı engellendiği gibi toplumun özgürlük hakkı da engellenmektedir. 3 yıldır Sayın Abdullah Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamıyor. Ne avukatları ne de ailesiyle görüştürülüyor. Bu politikalar İmralı ile sınırlı kalmıyor. Bu nedenle bu hareket toplumu hedef alıyor. Bu gösteriyor ki tecrit ülkenin yönetim biçimi haline dönmüştür. Çok açıktır ki AKP iktidarı ülkeyi yönetimin zemini soykırımcı, işkenceci sisteminden alıyor. Bunun merkezinde İmralı işkence rejimini koruyor. 25 yıllık tecrit sistemine dönüp baktığımızda hiçbir zaman bu kadar iletişimsiz, dış dünyaya temasının olmadığı bir dönem görülmemiştir. Hep bir şekilde belli periyotlarla olsa da bir haliyle fiziki temaslar gerçekleştirilmiştir. Fakat şimdi mutlak iletişimsizlik hali var. Bu özgürlüğün başlangıcının İmralı sisteminin yok edilişinde gören haklar için kabul edilemez bir durumdur. Bizi Berfaydan'a İmralı! Bizi Berfaydan'a İmralı! Bizi Berfaydan'a İmralı! Bütün İmralı tecrit sistemi üzerinde başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye ve Kürdistan haklarına karşı açıkça düşmanlık politikaları devrededir. Bu durum toplumu bir bütüne etkilediği gibi en fazla gençleri ve kadınları da hedef haline getiriyor. Gençlerin gelecek ve barınma sorunu, iş bulabilme, özgürlük sorunu, tüm bunların hiçbirisi İmralı'da uygulanan tecritten bağımsız değildir. Türkiye ve Kürdistan'da gençler iyi bilmeli ki bir merminin fiyatı kaç liradır siz biliyor musunuz diyenler halkın bütçesini Kürt düşmanı politikalar için kullananlardır. Bir merminin fiyatını biliyor musunuz diyenler gençlerin asansörlerde katledilmelerinde, işsiz kalmalarında, geleceksiz ve umutsuz çemberinde intihara sürüklenmelerinde sorumlu olanlardır. Her bir genç ve tüm halkımız hissetmeli ki İmralı'daki tecrit zihinlerde, evimizin içinde, okuduğumuz okullarda ve her yerdedir. Bu nedenle İmralı tecritine karşı çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmaktır. İmre tecrit bizi azadi! İmre tecrit bizi azadi! İmre tecrit bizi azadi! Tecrit sisteminin lağvedilmemesinin temel koşulu sağlık, güvenlik ve elbette özgürlük koşuludur. Sayın Abdullah Öcalan bir an önce özgür olmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü toplumun özgürleşmenin ilk ve en güçlü adımı olacaktır. Özgürlüğü görmeyen bir yerden topluma baktığımızda orayı görmezden geldiğiniz an iktidarın tecrit politikası içerisine düşüyorsunuz. Bu da demokratik bir mücadele olmaktan çıkıyor. İktidarın tecrit politikalarına çanak tutmaya dönüşüyor. Hiç kimse ve hiçbir anlayış iktidarın tecrit sistemine çanak tutmamalıdır. İktidarın bu nedenle bu kadar tecrit politikalarında ısrar ederken tecriti vurgulayanları, buna karşı açık mücadele edenleri bu kadar açık bir şekilde tehdit etmesinin sebebi budur. Bir haliyle tecrit karşıtı mücadeleyi de tecrit ederek toplumun kendi faşizan algılarıyla yönetmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizler tecrite karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Halkımızı soykırım kıskacına alan zihniyet diye bilmeli ki biz tecriti bulunduğu her yerde kıracak ve halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlayana dek mücadelemize devam edeceğiz.